Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Erşu Safa adlanan kartları açıklamaya devam ediyor. En son 18'de bırakmıştık sanırım ilk anonsla birlikte zaten. Şu an sanıyorum sayı 31'e çıkmış durumda. Ve sayılar her tarafta 135 yazdığı için sanıyorum bu expansion normalde 9 tane karaktere, hero'ya 10'ar kart, Demon Hunter'a 15 kart geleceği için ekstradan sanıyorum bu sefer 45 değil 30 neutral kartımız olacak. Ben şey diye düşünmüştüm hep. Yine normal yapıyı koruruz. 9 hero'ya 10'ar kart, 45 neutral kart ve üzerine 15 Demon Hunter kartları 150 kartlık expansion'lara çıkarız sanmıştım. Meğerse 135'miş. Öyle gözüküyor yani. Bana hala tuhaf geliyor biraz. Yani neutral kartın az olması biraz kötü olacak. Çünkü arkadaşlar her klas kuvvetli kartını bol bol bulabilir. Dengeyi sağlamak biraz daha zor olabilir. Çünkü son çıkan expansion'da %50 bonus olabiliyorsunuz kartlara. Yani size herhangi bir kartın çıkmasıyla son expansion'a kartın gelen kartın çıkması arasında %50 fark oluyor aynı tipten kartlarda. Neyse gelelim kartları incelemeye. Şu Demon Hunter kartlarını zaten görmüştük. Şu ikisi yeni. Imprisoned Anten. Ben onu şeyde oynadım. Amerika'ya gittiğimde oynamıştım. Bu bayağı kuvvetli arkadaşlar. 5 mana 16. Açıyorsunuz uyuyor. Tur geliyor bir daha uyuyor. Bir daha tur geldiğinde 10 damage dağıtıyor arkadaşlar. Yani eğer adam ulan ben bunun karşısında ezilirim bir şey oynamayayım derse suratına pyroblast diyor. All enemies çünkü. Surata vuruyor. Değişik bir kart bayağı. Dormant kartlar arkadaşlar gelince saldırmıyor. Oyuna yeni girmiş sayılıyor. Çünkü öbüründe zaten hani uykuda gibi diyeyim size. Uyanınca yeni uyanmış oluyor. Gelip vurmuyor. Ama tabii onu vuruyor. Değişik bir kart. Karşısında oynaması biraz zor ve sinir. Güçlü gibi. Belki şöyle bir 8'i 8 olsa daha iyiymiş. Yani şu an tabii atak teması biraz dengesiz ya. Öldürülmesi biraz daha kolay. Ama fena kart değil. 4 manaya bir Friendly Demon'ın kopyasını koyuyoruz. Yani arkadaşlar bir de Friendly. Yani hani bir şekilde şansımıza adamın büyük Demon'ı varsa onu da kopyalattırmıyor. Bana çok iyi gelmedi. Neden? Çünkü arkadaşlar Faceless Manipulator vardır. Aren için söylüyorum. Faceless Manipulator orta karar bir karttır ve 5 manaya herkesi kopyalar. Bir kere Demon'la sınırlı değildir ve rakibin sizin yaratıklarınızla sınırlı değildir. Yani ben 1 mana fazla verir her şeyi kopyalarım. Tamam ya 1 mana az buz bir şey değil biliyorum ama Friendly Demon yani arkadaşlar şu Pit Commander gibi şu Imprisoned Anten gibi bir ayıya denk getiremezseniz çok iyi değil. Aren'da ben tavsiye etmiyorum. 2 kart oldu. Burada sanıyorum bir tek bu vardı. Dolayısıyla bunların 3'ü değil mi? Yok hayır. Bunların 3'ü vardı bu yeni. Değil mi? Bu yeni. 13 tane yeni kart inceleyeceğiz. 31 kart olması lazım. 7 mana 7 7 rush. Abo. Arkadaşlar 7 mana 7 7 rush. Yani düşünün zaten. War Golem. Artık War Golem'i nasıl murdar edeceğini şaşırmış durumda. Blizzard. Yani War Golem iyi bir kart dediğim ama 7 mana 7 7 hadi Beast kısmına geçelim. Çok önemli değil o. Rush. Zaten açıyorsun pat diye vuruyor. Adamın önünde mesela Boulder Fizzog'u var. Küt diye öldürüyor. Saldırınca, bakın saldırıp öldürünce bile değil. Saldırınca. Mesela saldırınca adamın divan şirini kırdınız. Problem değil. Saldırınca diyor elinize rastgele 8 manalık bir yaratık verir diyor. Yani Tyrion Forging verebiliyor. Bir. Çünkü klas sanaması falan yok. İkincisi arkadaşlar güzelliği şu. Bu 7 mana ya. Yani bir sonraki oynayacağınız kartı hazır ediyor. Abo. Bu bana 10 gibi geldi arkadaşlar. Aynen'da. Bayağı fena yani. Rank kartı değil. Ama Arena'da inanılmaz gibi geldi bana. Yani 10 olmasın 9'dan aşağı imkansız. Çok 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 kuvvetli. Yani çünkü bakın açıyorsunuz hemen değer veriyor. Büyük ihtimalle öldürüp sağ kalıyor. Yani bunu arkadaşlar tabi adamın 7-7 hedeflenemez tontuyla da değişebilirsiniz ama bakın onu yaptığınız zaman bile bir kart avantajı yapıyor. Onu değil mesela adamın 4-4 öldürdüğü zaman masada sağ kaldı. Elinize 8 manlık kart verdi ve 8 manlık kartı 7 manlık yaratık verdi. Yani gelecek turunu yapacağız garanti bunu coinlemediyseniz. Ve hala sağ. Yani minimum bir 1'e 3 oldu. Bir daha saldırsa zaten kolay gelsin. Ayrıca 8 mana Twin Tyrant da var eğer arenada kalırsa. Yani yeni expansion gelince arenaya direkt girer diye düşünüyorum. Artık bu Descent of Dragons'dan kurtuluruz diye umuyorum. Onun için bir şey diyemiyorum ama yani yine de inanılmaz. Klas sınırlaması falan da yok yani. Muhteşemmiş bu. Bunu görmüştük sanıyorum. Bunu da görmüştük sanıyorum. Bunu görmemiştik. Fiery Vorax'in yenisi. Buna benzer bir olta vardı. Yapmak için çok uğraşırdık. 3 mana 3'e 2 arkadaşlar. Zaten Fiery Vorax. Saldırıcı elimize random Murloc veriyor. 9 en az. Arenada.
10 büyük ihtimalle. Şimdi diyeceksiniz ki ama random Murloc çok mu iyi? Arkadaşlar 3 mana 3'e 2 silah zaten. Ya bunu açıyorsunuz. 3 erli bir yaratı öldürüyor. Sonra 3 erli bir yaratı daha öldürüyor. Zaten tek başına kart avantajı yapıyor. Ayrıca sırf kart avantajı değil, mana avantajı yapıyor. Niye? Adam 3 mana önlendi mi? Örneğin. Öldürdünüz siz. Peki. Adam 3 manaya bir şey daha indi. Onu da öldürdünüz. Adamın 6 manalık kart, 6 manalık 2 kartını 3 manalık 1 kartla öldürdünüz. Bir de elinize 2 random Murloc geldi. İnanılmaz bir şey. Yani zaten 3 mana 3 2 silah gördüğünüz zaman arenada 8'den falan aşağı değil yani. Her zaman çok iyi. Yani Firewax nerflenmiş haliyle bile. Eskiden 2 manaydı bilmeyenler için. İyi bir kart. Bu çok süper tabii ki yani. Ha, ranked yine sanmıyorum. Belki Murloc Paladin olursa onu da pek sanmıyorum. O da ayrı konu ama. Yeni bir priest kartımız var. 3 mana 2 2. Bir diğer friendimin yine artı 2 artı 2 veriyor turunuzun sonunda. Şimdi bunun 2 mana 2 2 artı 1 artı 1 veren versiyonu var arkadaşlar. 2 mana 2 2 bence artı 1 artı 1 veren versiyonu daha iyiydi bundan. Çünkü tamam bu çalışınca daha iyi belli bir şekilde ama arkadaşlar o da en azından manasına göre biraz zayıftı. Yani 3'e 2'lerle falan trade olabiliyordu. Bu artık manasına, kendi manasına karşısında ilerleyen yaratıklarla hiçbir şey yapamayacak. Yani bunu indiğiniz sırada mutlaka masada bir şeyiniz olması lazım. O 2 mana 2 2'yi adı şimdi aklıma gelmedi. Yaratığı artı artı bir verene. En azından ikinci tur masaya koyabiliyordunuz. Yani adam 3'e 2 inerse değişti kuş ederim falan diye. Bu hiçbir şey yapamayacak. Ama tabii efekt çok güçlü. Bilmiyorum. Bana biraz zayıf geldi. Ama tabii birileri açıp çıldırdı tabii aralarında. Yani bayağı koydu. Olabiliyor tabii. Bir tabii anında değer vermediği gerçeğini dikkate almak lazım arkadaşlar. Yani açıyorsunuz. Tur sonunda bir artı 2 artı görüyor. Rogue'a yeni kartlar gelmiş. Buradan bir tek ambush mu vardı? Sanıyorum bir tek ambush vardı. Kaç kart incelemiş olduk? Bir hesabını kaçırmayalım. 2 tane. Demon Hunter kartı 1 tane. Druid kartı 3. 1 Paladin kartı 4. 1 Priest kartı 5. 2 Rogue kartı 7. 3 Shaman kartı 10. 1 Warlock kartı 11. 2 tane 13. Okey, hata yok. Hata yok. Doğru söylemişim. Bu vardı o zaman. Evet arkadaşlar, yeni Legendary'miz var. 2 mana'ya 1'e 5. Yani zaten kabus değil mi? Ölmek bilmiyor. Secret oynayınca başka bir secret'tan, class'tan secret discover ettiriyor arkadaşlar. Bunun gözü çok iddialı gözükmüyor olabilir ama şu var. Zaten bir kere sadece 3 class'ın secret'ı var. Değil mi? 1 mana'ya Paladin, 2 mana'ya Hunter, 3 mana'ya Mage secret'ları var. Another class dediği için, different class dediği için. Yani mesela bu Shadow Jeweler Hunter'ı açtınız. Atıyorum şu toplam 6 mananız olsun. 2 manaya şu ambush'u koydunuz. 1 manaya Paladin Secret, 1 manaya Paladin Secret spamleyebilirsiniz. Bayağı efektif olabilir. Yani rankte bunu deneyebilirler ama ne kadar olur ondan emin değilim. Arena'da tabii bayağı zor. 2 manaya 1'e 5 biraz zayıf olmakla birlikte çok çok kötü değil. Ama yani tabii Legendary slotundan çıkacağı için çoğu zaman bunu tercih etmezsiniz. Ama bayağı bir Rogue'da Secret olayı gelmiş. Şu kartı görüyorsunuz. 1 mana 1'e 2. Eğer Secret'ınız varsa rakibin yaratığını sapliyor. Bir de 2 mana pahalandırıyor. Yani bu kart çalışırsa anormal. Çünkü düşünün arkadaşlar. 2 manaya saplemek sap Rogue'un en iyi kartından biri oyundaki. Öyle söyleyeyim. Bu 1 mana bir 1'e 2 body veriyor size. Sapliyor ve 2 mana pahalandırıyor. Yani bunun için desteğe secret draft edip elde secret'la beklemeye değer. Bu kart o kadar iyi. Çünkü düşün yani sap'in ne kadar güçlü olduğunu düşünün. Sap'i 1 mana ucuz atıyorsunuz. Üzerine 1'e 2 body alıyorsunuz. Ve adamın yaratığı 2 mana pahalı. Yani bunu oynayıp bunu shadow step'i bir daha filan. Yani inanılmaz olaylar yapılabilir. Ama tabii şimdi ne kadar secret olduğuna bakar. Ama yani bunu çalıştıracağınızı düşünüyorsanız bu Rogue'un en iyi kartı olur herhalde. Ama tabii işte şey de önemli tabii. Secret'lar da önemli. Mesela bakın şu Secret gerçekten fena değil. Oynanabilir. Ama Rogue'a ilk Secret getirdiğinde getirdikleri Secret'lar iğrençti. Yani onları almak istemezsiniz pek. Göreceğiz bakalım. Shaman'da bir tek Lady Wash vardı sanırım. Bunların hepsi yeni. Bog Spine Knuckles. Enteresan bir kart arkadaşlar. 5 mana 4'e 2 bir silah. Genel olarak silah gördüğünüz zaman iyi oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 5 mana 4'e 2 bir silah. Fena değil yani. Arcanite Deeper'ın bir atak eksiği. Ki Arcanite Deeper'ın inanılmaz bir kart olduğunu düşünün. Bu saldırınca bütün yaratıklarınızı bir mana pahalı diğer başka yaratıklara dönüşürsünüz. Şimdi bunu arkadaşlar iyi yapmak lazım hesabını. Çünkü bazı yaratıklar combat yaratığı olduğu için mesela 3 mana 3 4 bir yaratığı evolve etmek karlı olmaz.
Niye? Çünkü hani 4 manaya dönüştüğü zaman 3'ü 4'ün iyi olması bayağı düşük. Çünkü arkadaşlar ne bileyim özellikli yaratık olur. Efendim kuvvetli Battle Cry'i olan yaratık olur. Dezavantajlı yaratık olur. Patlayabilirsiniz. Yani ne gibi yaratık dönüştürmek istersiniz arkadaşlar? Kuvvetli Battle Cry olan zayıf body yaratıkları. Ne bileyim işte bir takım ability'ler olan yaratıkları dönüştürmek istersiniz. Hepsini dönüştürmek biraz bir kumar. Onun için burada dönüştürmek istemeyeceğiniz şeyleri trade edip bununla saldırmak daha iyi olabilir. Veya şöyle yaparsınız arkadaşlar. Karlı trade, value trade varsa oynamaz olur. İşte 5'e 5 ile adamın 4 4'ünü aldınız. 5'e 1 kaldınız. Bilmem neyle bilmem neye vurdunuz. Ufaldı iyice yırtıldınız. Sonra vurdunuz. İşte 5 manaya 5'e 5, 6 manlık bir yaratığa dönüştü. Yani 5'e 1 yaratığınız 6 manlık bir yaratığa dönüşecek. İnanılmaz olabilir. Çok çok kuvvetli tabii ki. Yani sadece kullanırken biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani zaten çünkü arkadaşlar dediğim gibi Arcanite Reaper 10. Bu kart Arcanite Reaper'ın güç seviyesine bence yakındır. Yani bir atak kaybıyla şu yaptığı özellik bence sonuçta olumlu bir özellik. Olumsuz demeyeceğim tabii ki. Dolayısıyla bu kart 10'luk herhalde. Bayağı güçlü. Masanız kalabalıksa yani çok inanılmaz şeyler olabilir. Çünkü arkadaşlar Rush'lı bulabilirsiniz, Charge'lı bulabilirsiniz. Bir sürü şey olabilir. Boxstroke Cracker var sonra 3 mana 3'e 3. İndiğinizde arkadaşlar sağındaki solundaki yaratığı 1 mana pahalı yaratığa dönüştürebiliyor. Bu kartı kullanırken şurada söyleyeyim uyarıydı dikkate alın. Mesela şöyle bir şey var arkadaşlar. Önünüzde bir ne bileyim 5 mana 5'e 6 indiniz tamam mı? Bir tane de dandirik bir yaratığınız var. Bunu ikisinin ortasına ikisini de birden evolve edeceğinize 2 manalık dandik yaratığınızı evolve edeceksiniz. Yani mesela şöyle 5 mana 5 6 burada. Ne bileyim işte 2 mana 2'ye 1 de şurada. 2 mana 2'ye 1 Charging Murloc olsun. 2 mana 2'ye 1 Charging Murloc'la vurun. Sonra yanında bunun yerine o 3 manalık bir yaratığa dönüşsün. Bunu değiştirmeyin. Ha ama adamın önünde ne bileyim 5'e 5 vurdu. Dediğim gibi 5'e 5'e vurursunuz. 5'e 1 kalırsınız. Sonra bunu 6 manalık evolve edersiniz. Harika. Ama yani manasına göre güçlü atak defansı olan yaratıkları evolve etmenize gerek yok. Birden fazla yaratığınız varsa o yaratığı dışarıda bırakın. Onu evolve etmeyebilirsiniz. Aklınız olsun. Bu kart ne kadar iyi? Bayağı iyi. Bayağı iyi arkadaşlar. Yani iki yaratığa Unstable Evolution atıyor. Veya iki yaratığı evolve ediyor. Bayağı bayağı iyi bir olay. Çoğunlukla karlı olduğu için. Bir de arkadaşlar 3 mana 3 3 body öyle çok çok mecbur bir body değil. Yani gerçekten sizin için çok dezavantajlı olursa inmeyebilirsiniz yani. Sonra arkadaşlar Torrent var. 5 mana minion'a 8 vuruyor. Enteresan bir mekaniği var. Böyle bir mekanik ben pek hatırlamıyorum. Elemental mekaniğine benziyor. Yani spellerde böyle bir mekanik. Geçen tur spell attıysan 3 mana ucuzluyor. Şimdi arkadaşlar zaten kartın basic hali Flame Lance değil mi? 5 mana minion'a 8 vuruyor. Zaten 7-7.5 eder 10 üzerinden en az. Arena'dan bahsediyorum yine. Geçen tur spell attıysan ucuzluyorsa ve 2 mana iniyorsa oha yani. Yani düşünün. Arkadaşlar geçen tur bir şey yaptınız. Adam Sea Giant iniyor. Pat. 2 mana. Dark Bomb atar gibi Sea Giant öldürüyorsunuz. İnanılmaz bir kart. Çok güzel. 9 silah. 8-9. Bu kartın tabi şu var arkadaşlar. Bu kartın güç seviyesi sizin destinizdeki spell sayısı ile değişiyor. Yani eğer spelliniz azsa biraz daha zayıf oluyor. Normal Flame Lance seviyesine iner. Ama Flame spelliniz biraz daha fazlaysa veya ekstra spell'ler falan atabiliyorsunuz. Bayağı güçlü bir kart oluyor. Çok çok iyi bir kart oluyor hatta. Warlock arkadaşlar Shadow Council gelmiş. Çok değişik bir kart. Yani bir manalık bir kart için çok ciddi bir etkiye sahip. İyi mi kötü mü bilemem ama bayağı değişik. Bütün elinizi demonlara çeviriyor. Hepsine artı 2 artı 2 veriyor. O yani bayağı değişik bir şey arkadaşlar. Değil mi? Bir manalık bir spell için böyle bir efekt. Yani arkadaşlar çaresiz kaldınız. Peki tamam diyorsunuz. Hepsi demon olsun. Artı 2 artı 2 vereyim. Arena'da tabii arkadaşlar yine biraz sıkıcı. Neden işte atıyorum Hellfire'ınızı yani götürüyor bayağı ama yani artı 2 artı 2 az. Yani Flaming Point'ınız bundan sonra 1 mana'ya 5'e 4 oluyor. Ayrıca Jaraxxus verebiliyor. Jaraxxus verirse arkadaşlar şeyi hatırlatayım. Jaraxxus 3'e 15 iken 5'e 17 oluyor ama indiğiniz zaman bir şey değişmiyor. Ne silahın atağı 5 oluyor ne health'iniz 17 oluyor. Etkilenmiyor Jaraxxus ondan. Ama Jaraxxus gelebiliyor tabi buradan. Değişik bir kartmış. Göreceğiz. Notlandırması zor. Bence 4 filan. Biraz enteresan bir kart. Artı 2 artı 2 bayağı ciddi. 1 manaya yani. Bu kartları gördük. Ve son iki kartımız arkadaşlar. Alar geliyor. Sonuçta bu biliyorsunuz Kael'tas'ın Outland expansion'ı.
Dolayısıyla Karitas'ın bineği alar. WoW'da hepimiz kovalamışızdır. Çok güzel. Kırmızılı, turunculu, sarılı, alacalı, bulacalı. Güzel arkasında iz bırakan alar. Alar bir Phoenix arkadaşlar. Dolayısıyla yeniden doğma mekaniği var. Kendisi 5 mana 7 3. O biraz boktan olmuş bence. 5 mana 7 3 bayağı kötü bir atak. Kartların güç seviyesi bu kadar güçlenmişken bence 7 4 yapılabilirdi. Öldüğü zaman 0 3 yumurtayı çıkartıyor. Yumurtayı eğer sağ bırakırsanız, öldüremezseniz geri geliyor. Çok çok dandik gözüküyor göze. O kadar dandik değil arkadaşlar. Ya mesela 5'in turbunu indiniz. Adamın önünde bir tane normal yaratık var. Ve elinde bir öldüren kart yok. Trade edemez. Trade derse siz turun başında geri alacaksınız bedavaya. Face gelirse siz vurup kart avantajı yapacaksınız. Biraz sıkıcı olabiliyor. Ayrıca arkadaşlar şöyle düşünün. Adamın önünde mesela 5'e 5 var. Vurdu, bunu öldürdü. Buna Wrath dedi. Yine kart avantajı. Yani göze çok iyi gözükmüyor ama o kadar fena değil. O kadar fena değil. Yani ben de buna bu ne be falan dedim ama oynayınca o kadar kötü gözükmüyor göze. Ama yani çok da böyle oha bu yenilecidirler falan değil öyle. Fena değil yani. Bir sonraki kartımız enteresan arkadaşlar. 2 mana 2'ye 4. Muarg Artificer. Bütün minionlar spellerden double damage yer. Şimdi bu arkadaşlar insana saç baş yolduracak cins kartlardan bir tanesi. Alan mesela oynuyorsun mage'e karşı. Masanız süper. Ezmişsiniz. Bu Flame Strike. Görüşürüz. 8. Bütün yaratıklarınızda 8 arkadaşlar. Bir de yani şöyle, bu özellik dezavantajmış gibi kendisi oyunda bulunamayan bir atak teması var değil mi? 2 mana 2'ye 4 yok biliyorsunuz. 2 mana 2'ye 3'ler var. 2 mana 3'ye 2'ler var. 2 mana 2'ye 4 olduğu zaman dezavantaj olması lazım üzerinde, ciddi. Bu böyle tam da dezavantaj gibi durmuyor. Ha tamam arkadaşlar. Rakip de bunu görünce bir consecration attığı zaman sizin de bütün yıkanınız 4 diyor. Siz de flame strike yemiş oluyorsunuz. Bu arada unutmayın, minionlar double damage yediği için adam size consecration attığı zaman bütün yıkanınız 4 yiyor. Siz flame strike yiyorsunuz. Fakat sonrasında 2 yiyorsunuz. 4 değil. Öyle de bir enteresan olay var. Bu kart arkadaşlar AOE'li klaslarda, özellikle de AOE'leri sadece rakibin yaratıklarına vuran klaslarda, işte atıyorum Priest'in Holy Nova'sı, efendim Paladin'in Consecration'ı, Mage'in Blizzard'ı, Flame Strike'ı değil mi? Onları baya baya iyi. Bir de yani arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İkinci tur oynayıp hani 3'e 2'yi bedava öldürüp adamı uyuz edebilirsiniz. Veya bekleyip o masa temizleyicinizle beraber oynayıp mahvedebilirsiniz. Yani çünkü arkadaşlar bakın, bununla Blizzard attığınız zaman Frost Nova artı Flame Strike atmış oluyorsunuz. Adam bütün gün 4 vurup freeze ediyorsunuz. İnanılmaz oluyor. Bu kart bana biraz iyi geldi. Özellikle rakibin klasına göre arkadaşlar. Mesela düşün Rogue mesela. Yani tamam, tek AOE'si Fan of Knives. Tamam belki biraz sinir eder ama yani pek bir şey yok. Evisleri de 8 vurur mesela, hani yapabiliyorsa. İyi de ama AOE değil yani. Siz mesela bunu aldığınız zaman genel olarak AOE'niz olacak. Tek güzelliği şu arkadaşlar, şunu yapmışlar. Kart bayağı uyuz aslında. En azından epik de. Hani bir arenada karşınıza bir kere çıkar. Daha fazla çok görmezsiniz. Sinir etmez. Yani düşünsenize, adamı eziyorsunuz. Flame Strike'a göre oynamışsınız. Hani akıllıca stratejiler kurmuşsunuz. Adam geliyor. Muarg Artificer Flame Strike. 8. Şimdi 8'e göre oynamanız mümkün değil ki. Abi Muarg Artificer Flame Strike gelsen de sağ kalsın falan. Yani onu yapabileceğiniz tek şey en fazla Death Rattle yani. Her şeyi öldürüyor. Arenda biraz sinir bir kart. Arenda biraz sinir bir kart. Böylelikle arkadaşlar set 31 kartta gelmiş olduk sanıyorum. 135 kartta. Niye bu kadar hızlı açıklanıyor arkadaşlar? Çünkü anons çok geç yapıldı. Tıkır 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 şimdi expansion açıklıyorlar hızlı hızlı. Bir tane ben de açıklayacağım gibi gözüküyor. Bir böyle enteresan durum var. O bir çözülsün. Benimki sanıyorum eğer kısmet olsa haftaya olacak. Şimdi burada kartlar arkadaşlar güzel. Ama yani şöyle. Yani War Golem zaten iyi bir kart değil. Yani War Golem'den net iyi bir kart yapmaları ben ayıplamıyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla Descent of Dragons gibi rezalet gözükmüyor. Descent of Dragons rezalet derken insanlar bazen yanlış oluyor. Abi kartlar iyi. Kartlar iyi zaten arkadaşlar. Rezalet olma. Kartlar fazla iyi. Yani
Arena'da iyi bir oyuncu küçük küçük verimler alarak öne geçiyor. Adamdan bir kart, iki kart belki en güçlü. Adam bir koyuyor Twin Tiger'da, bir koyuyor İvezi bir verimi. Bütün yapmış avantaj önünüzden alınıveriyor. Kartlar aşırı iyi ve bulunurlukları çok yüksek. Common oldukları için. Ayrıca Discover falan dediler. Öyle bir saçmalık yok. Çünkü demin o gördüğümüz arkadaşlar çok güzel olan Hydra en azından epikti. Şu Muharrik Artificer epik. Ki yani bunlar yine o kartların güç seviyesiyle alakaları yok yani. Dolayısıyla bence şimdilik iyi gözüküyor. Tabii daha expansion'ın yani 4'te 1'ini falan gördük. Biraz daha görmek lazım ama şimdi iyi gözüküyor. Yani Descent of Dragons'daki bozulan dengeler burada geri gelir diye umuyorum. Yorum ve fikrinizi yine bekliyorum her zaman gibi. Görüşürüz. Bay bay.